Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca konuşacağımız önemli konular var. Bunların başında önce piyasalarda neler olup bitiyor onları değerlendireceğiz. Ama sonrasında biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamaların da detayları var. Hem kısa çalışma ödeneğinin 3 ay süreyle uzatılması, hem turizmcilerle yaptığı görüşmenin ardından turizmdeki KDV indiriminin yine 1 ay süreyle uzatılacak olması gibi önemli haberler var. Bunlara dair de beklentileri ve piyasadan aynı zamanda sektörlerden görüşleri almaya çalışacağız. Diğer taraftan yine bugün tarım tarafını yakından ilgilendiren bir haber. Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu toplantı ve çiğ süt fiyatlarındaki artış. Bunun detaylarında İrfan Donat'la ve aynı zamanda Sencer Solakoğlu ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. TÜSEDAT Başkanı. Sonrasındaysa Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılı enerji değişim raporunun yayınlandığını hatırlatalım. Buna dair bir bağlantımız olacak. Ve özellikle hem Türkiye hem diğer ülkeler ne kadar buralarda etkili oldu. Bir de yurt dışı bağlantımız olacak. Bu çerçevede dönelim öncelikle piyasadaki rakamları bir hızlıca değerlendirelim. Çünkü satışlar oldukça sertleşti. Endeks daha önce iki kere aşağı zorlamıştı 1350 puanları ama oralardan alım geldiğini görmüştük. Nisan başından bu yana da bir baskı olduğunu söylemek lazım piyasada. Bu kez 1350 tutamadı. Dolayısıyla geldiğimiz yerler 1337'ler dip noktada. Oradan şimdi bir tepki göstermeye çalışıyor borsa ama satışların çok önemli bir kısmının tek kaynaktan Bank of America Merrill Lynch üzerinden geldiğini de aktaralım. En yakın satan, onunla arkasından en yakın satış pozisyonunda olanın kabaca 8 katı kadar satışı var. Normal koşullar altında baktığımızda buralarda toplama çabası söz konusu olunan yerlerde ama satıştaki süreklilik biraz daha bekleyip görelim diyerek hacimleri de aşağı çekiyor diyor bizim konuştuğumuz piyasayı yakından takip eden oyuncular. Dolayısıyla bu satışların şu an itibariyle çok da karşılanmadığını görüyoruz. Diğer yandan baktığımızda satışlar nerelerde yoğunlaşıyor diye hem sanayi endekste bir parça yoğunlaşma var ama sanayi endeksi aşağı gelirken de ağırlıklı olarak Ford Otosan üzerinden geliyor. %5 aşağıda yine Ford Otosan. Dolayısıyla endeksi tek başına ve yaklaşık olarak 2,5 puan kadar aşağı çektiğini söyleyelim. Ama bununla birlikte diğer hisselerde de işte Şişe Cam'da, Tofaş'ta, Türk Hava Yolları'nda satışlar gelmeye devam ediyor. Endeks zirvesinden aşağı 200 puan kadar kaymış oluyor. 1340 puanlardaki seviyeleri de dikkate aldığımız zaman. Aynı zamanda kurda da tansiyonun nispeten yüksek olduğunu söyleyelim. Seans içinde 8.20'lere kadar gittik. Aynı zamanda Euro TL'de 9.82'lerdeyiz. Sepet kur bir kez daha 9 lira seviyesine kadar gelmiş oldu. Bunun üzerinde kalacak mı kalmayacak mı biraz da buna bakacağız. Stres katsayısı dediğimiz gibi yüksek bir miktarda yine bu hafta sonu bizde hafta kısa. Dolayısıyla hafta sonu ayın 24'ünde Joe Biden'ın konuşması öncesinde de pozisyon boşaltımı söz konusu oluyor gibi görünüyor. Onu da detaylı olarak anlatıp aktarmaya başlayalım. Ve piyasadaki bu satışın detaylarını bir miktar daha konuşabilmek için gidelim integral menkul değerlere. Tuncay Turşucu bizleri bekliyor. Tuncay özellikle borsadaki satışlardan bahsettik. Hem BIST 100 dışında hem de aynı zamanda bir miktar daha tek hesap üzerinden gelen satışlar doğrudan belirleyici hale gelmiş gibi görünüyor. Nisan başından bu yana sürekli satış dalgası var. Bireysel yatırımcılar ve fonlar bir miktarını karşıladı ama bu kez 1350'nin altına kadar gelmiş gibi görünüyoruz. Tek aracı kurum, tek yabancı hesap üzerinden geldiği söylenen bir satış dalgası. Siz ne görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu satışı? Evet, yani aslında şu anda satışın olması çok çok büyük bir sürpriz değil, onu ifade edelim. Çünkü 1550'lerden yani itibaren bir zayıflık vardı. Dünyada da var. Gelişen ülkelerde de çok, gelişmekte olan ülkeler içinde çok çok iyi bir şey yok ortada, ortam yok. Biz de bundan da tabii ki etkileniyoruz. Negatif olarak etkileniyoruz ve satışlar vardı. Son işte 19 Mart'tan itibaren de biz gelişmekte olan ülkeler içerisinde negatif ayrışıyoruz zaten. Bu da bize satışın çok daha fazla artmasına da sebep oldu. Teknik olarak da baktığında, temel olarak da baktığında aslında hani 2020'de %100'e yakın yükselen bir endeks var. Onunla beraber girdik 2021'e ve bir düzeltme olmasını da tahmin ediyorduk. 1350'nin aşağısına indik. Eğer yukarıya atamazsak bu işin ucu biraz daha 1300'lere dek uzayacak gibi bir havası var. Orası da bizim 50 haftalık ortalamalarımızın olduğu seviyeler.
iyi bir süreçte değiliz. Endeksimiz zayıf. Hemen hemen bütün gelişen ülkelerde böyle bir tablo var ama bizde daha fazla bir zayıflıktan bahsetmek mümkün. Tek bir aracı kurumdan gelen satış, yani bu tabii çok bizim de çok fazla dikkatimizi çekmekte. Özellikle küçük yatırımcı olsun, büyük yatırımcı olsun, herkesin açıkçası bana da çok yazıyorlar sosyal medyadan, yani herkes çok fazla rahatsız olmuş vaziyette. Yabancı takası o bütün zamanların en düşük seviyesine geldi ve giderek de düşüyor aşağıya. Ama burada neden bu kadar fazla, neden tek bir aracı şirketten de oluyor? Bu arada yükselirken de Tuncay buralar destekleyiciydi, yani endeks yukarı giderken de bu hesaplar alım tarafında bayağı pozisyonluydu. Tabii şimdi bunun zaten, yani bu bir robot mu, o da çok fazla tartışılan bir şey. Piyasalar iyiyken bu sefer alıyorlardı, şimdi de satış yönünde hareket ediyor. Yani tek bir aracı kurumun satışına değil de piyasanın düşüşüne baktığımız zaman aslında bu düşüşü biz bir düzeltme olarak algılıyoruz halen daha. Söylediğim gibi 1350'yi biz takip ediyorduk. 1350'nin aşağısına düşmemiz çok iyi olmadı. 1300'lere kadar ileriki haftalarda düşüşümüzün devam etmesi mümkün olabilir. Ama oralar 1300'lerde bence çok iyi bir alım fırsatı olacaktır. Muhtemelen de işte şimdi şu anda satan o tek aracı kurum muhtemelen o zaman da alışa da dönmesi de muhtemel olabilir söylediğim gibi. Tuncay, son soru. Bu özellikle Biden konuşması öncesinde bir pozisyon boşaltımı olabilir mi? Ama bir yandan da baktığımızda ay başından bu yana da satış dalgasını sürdürüyor. Bugüne kadar karşılandı satışların önemli kısmı ama hani sürekliliği bu kadar yüksek olunca biraz düştüğü yere bakalım diyor gördüğümüz kadarıyla diğer fonlar ve yatırımcılarda. Yani değil. Bu tabii geliyor. Yani bu satış zaten kendisini ta Ocak ayı ortasında biraz belli etti. Şubat ayı ortasından itibaren de iyice adını verdi. Yani bir düzeltme, bir satış olduğunu o zamandan itibaren biz anlıyoruz, görüyoruz. Güçlü değiliz, güçsüzüz ve bu güçsüzlük de devam ediyor. Dolayısıyla hani alıcılar da çok fazla istekli de değiller aslında. Yani kısım alışlar olduğu için zaten endeks düşüyor. Yeterli iştah, yeterli mutabakat olduğunda, yani borsanın iyi bir yere geldiğine dair daha iyi bir algı oluştuğunda muhtemelen alışlar devam edecek. Ama anladığımızla buralar değil. Yani olsaydı eğer 1350'nin üzerinde çok güçlü alımlar olurdu, görürdük bunu da. Düştük altına, muhtemelen 1300'lere doğru artık alışlar çok daha dikkatli olacak diye tahmin ediyorum ben. Tuncay, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu değerlendirmeler ve notlar için. Piyasalardaki satışı önümüzdeki dakikalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Diğer bir sıcak gelişmeye geçiyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay süreyle uzatılması. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç telefon attığımızda. Ahmet Kıvanç, aslında Nisan ayının son olduğu ifade edilmişti ama hem vaka sayıları yükselip hem de aynı zamanda kapamalar bir miktar daha ön plana çıkınca sektörlerin de bu konuda çok fazla talebi söz konusu oldu. 3 aylığına uzatıldı. Nasıl değerlendirmek lazım buradaki kısa çalışma ödeneğindeki uzatma süresini? Merhabalar, iyi yayınlar. Gerçekten çok isabetli oldu. Çünkü iş dünyası bunu çok istiyordu. Türkiye İşveren Sendikalar Konfederasyonu olsun, Türkiye Uluslararası Borsalar Birliği olsun, TEÇK olsun, bu konuda uzatma talebini bulmuşlardı. En son bugün turizm sektörü temsilciler de Cumhurbaşkanı'nda görüşmede bu taleplerini dinlediler. Uzatma sadece turizm sektörüyle değil, tüm sektörleri kapsayacak şekilde Nisan, Mayıs, Haziran'da söz konusu. 31 Mart'ta sona eriyordu, ermişti kısa çalışma uygulaması. Cumhurbaşkanı'nın yasayla tanımış olan yetkisi çerçevesinde yapılıyor bu uzatma. Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisine sahipti. Bu yetki kapsamında 3 ay süreyle tüm sektörler için kısa çalışma uygulaması uzatılmış olacak. 3 milyon 850 bin kişi kısa çalışmadan yararlandı. Geçen yıl Mart ayından itibaren
başlamış, 26 Mart'ta başlamıştı. O tarihten 31 Mart'a kadar olan sürede 3.807.000 kişi yararlanmıştı. En son Mart ayında da 1.139.000 kişi hala yüksek çalışma kapsamındaydı. Dolayısıyla bu kişiler eğer bu uygulamalar belki önümüzdeki ay görecektik ama şimdi nasıl değişik onu netlik herhalde önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. 1.139.000 kişinin önemli bir kısmının ücretsiz izne çıkartılmasını bekliyorduk. Cumhurbaşkanı uygulamanın Nisan ayından geçerli olmak üzere uzatıldığını belirtti. Bugün 21 Nisan'dayız. Geriye dönük olarak 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulama geçerli olursa açıkçası nasıl olacak? Bu konuda bir netlik yok. Çünkü bu kişilerin bir kısmı normal çalışmaya geçmiş, bir kısmı ücretsiz çalışmaya almışlardı. Belki ücretsiz izne çıkartılmış olan kişileri kısa çalışma kapsamında değerlendirme şeklinde bir uygulama söz konusu olabilir. Rusya'nın seyahat kısıtlaması turizmcileri özellikle çok sıkıntıya sokmuştu. Keza pandemide tekrar yoğun bir dalga yaşanması başka ülkelerden gelen turistler açısından sıkıntı yaratmıştı. Otomotiv sektöründe biliyorsunuz tüm dünyada yaşanan bir çip krizi var. Bizde de yaşanıyor. Ford Türkiye'de üretimini 7 hafta süreyle durdurma kararı aldı. Otomotiv sektörü çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Ana sanayi sektördeki bir üretim durdurması demek yan sanayinde de binlerce işçinin o sırada işte çalışamaması gibi bir sonuç ortaya çıkartıyordu. Dolayısıyla getirilen bir bu uygulama hem otomotiv sektörü olsun hem hizmetler sektörü olsun, turizm sektörü olsun tüm sektörler için büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu. Tabii aslında bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin görevini devraldı. Önünde çok önemli bir sıkıntı konusu olacaktı bu. Süreklerine gelecek bir konuydu. Bu önemli bir sıkıntıdan da koltuğa oturduğun günün kurtulmuş oldu. O açıdan kendisi açısından bir şans diye düşünüyorum. Ahmet Kıvanç çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşleri bizlerle paylaştığınız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve aslında bir ay daha uzatılan KDV indiriminin yansımalarını konuşabileceğimiz önemli isimler var. Arka arkaya bağlantı gerçekleştireceğiz. İlki TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi turizm sektörü özellikle oldukça zor durumdaydı. Hem kısa çalışma ödeneğinin sonlanması önemli bir problemdi. Hem aynı zamanda bu KDV indiriminin uzayıp uzamayacağı meselesi de tartışmalıydı. Sezon biraz daha ötelenince vaka sayıları ve özellikle Rusya-Almanya haberlerinin ardından burada gelen son düzenleme ve avantaj bir miktar daha pozitif değerlendirilir zannediyorum. Ne talep etmiştiniz Cumhurbaşkanı ile görüşmede? Hepsini almış oldunuz mu? Şöyle söyleyeyim, TÜROFET Başkanı, TÜROP Başkanı ve TÜRSAP Başkanı ben olmak üzere bir de TGA Yönetim Kurulu tamamı toplantıya katıldı. Maliye Bakanımız ve Kültür Turizm Bakanımız da toplantıdaydı. Genel olarak sektörün mutabık kaldığı destek KÇÖ yönünde herkesin ortak bir talebi oldu. Dolayısıyla bu vesileyle de Cumhurbaşkanımız teveccüh gösterdiler. Hem Maliye Bakanımız hem Turizm Bakanımızın da destekleriyle 3 ay daha uzatılmasına karar verildi orada. Dolayısıyla bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sistemlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda Mayıs sonuna kadar zaten var olan KDV indirimi de KÇÖ ile paralel olarak Haziran sonuna kadar uzatıldı. Dolayısıyla bu iki konu sektör için önemliydi. Bunun dışında orada karara bağlanması gerekmeyen ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisinde olması gereken konular da vardı. Onları da sektör örgütleri olarak aktardık. Bunlardan bir tanesi kısa dönemde bankaların turizm sektörüne bakışıyla ilgili sıkıntılar bir belirsizlikten dolayı hani bununla ilgili bir destek talebimiz oldu. Exim Bank ve KGF konusunda destek talebisi başkanlar. Bunun dışında bir de yenilenen kredilerle ilgili şartların değişmesiyle ilgili sıkıntısı var sektörün. Bankalar kredileri yeniliyor, öteliyor fakat yeni şartlar öne sürüyor. Dolayısıyla bu konuları da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza arz ettik. Konu bundan ibaret.
Peki Firuz Bey, özellikle kredi yapılandırmaları konusunda nasıl bir geri dönüş aldığınızı da sormak isterim. Çünkü tabii geçen sene verilen kredilerin %8-10 arasında maliyetleri vardı. Şimdi bu sene evet. Bunların yenilemeleri geldiğinde %25'lerden başlıyor. Nasıl bir yanıt aldınız? Şöyle söyleyeyim, hem Cumhurbaşkanım hem Maliye Bakanımız hem Kültür Turizm Bakanımız notlarını aldılar. Bu konularla ilgili herhalde kendi aralarında istişare edeceklerdir. Son soru, özellikle sektörün bu anlamda baktığımızda ne kadarlık bir avantajı söz konusu olması beklenebilir? Hem KDV indiriminin uzatılmasıyla bir ay hem de kısa çalışma ödeneği sayesinde bir rakamsal çıktı var mı elinizde? Vallahi şöyle söyleyeyim, benim elimde böyle bir rakam yok, ancak istihdam açısından bakıldığında bu bütün sektör sezona hazırlanmış, tüm istihdamlarını full duruma getirmişken bu uzatma gerçekten ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Sektörden başka sektörlere geçişler zaten geçmiş dönemde oluyordu. Bu daha da hızlanacaktı. Dolayısıyla gerçekten hayati bir önem taşıyordu. Bu 3 ay bizim için çok önemli. İnşallah Temmuz'un içinde, Temmuz ayında turizm sezonuyla ilgili pozitif gelişmeler olacak. Ondan sonraki zaten beyannamelerde Ağustos'ta veriliyor. Dolayısıyla aslında turizm sektörü Ağustos ayına kadar bir ödeme yapmamış olacak. Temmuz ayının beyannameleri de Ağustos'ta kapatılacağı için. Dolayısıyla nefes aldık diyebiliriz bir anlamda. Firuz Bağlıkaya çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Şimdi aynı görüşmeye katılan bir başka isim, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sururi Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum Açıl Bey. Biraz önce Firuz Bey'den de aslında detaylı olarak alma şansına sahip olduk ama otellerin bu noktadaki talepleri neydi? Acente tarafını biraz duyduk. Otellerin talepleri hangi ölçüde karşılandı? Hem kısa çalışma ödeneği hem de aynı zamanda bu KDV indirimi sonrasında. Ya şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bunu otel veya acente veya şey diye ayırmamak lazım. Turizmin bileşenleri olarak biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı Turizm Haftası nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımızın nezaretinde gittik, ziyaret ettik. Bu toplantıda tabii 2020 ve 2021 değerlendirmeleri yapıldı. Biz 2020'de nasıl bir sezon geçirdik? 2020'deki beklentilerimiz ne oldu? Bu ondan sonra tabii bu aşılama süreci olsun, diğer sağlık sorunları olsun, bunları değerlendirdik. Ama bu arada da tabii sektörün geçen seneden yapılan desteklerle ne kadar fayda sağladı, ne kadarını karşıladı ve bunun yanında şu anda sezonu açmayı beklerken bütün dünyadaki seyahat hareketinin İngiltere'de de olsun, Rusya'da da olsun, işte Almanya'da da olsun 15-17 Mayıs'tan sonrasına Haziran ayına kaymasıyla birlikte bu bizim ülkemiz için değil, bütün ülkeler için geçerli. Bu arada biz neler yapabiliriz konuşurken tabii ilk öncelikli olan bizim biraz önce Firuz Başkan'ın da izah etti ama önemli olan bizim sektördeki bütün şeylerimizle çalışanlarımızı kaybetmememizdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanının dediği gibi Lütfü Elvan Bey de toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcımız da toplantıya katıldı. Ondan sonra onlar kendi notlarını aldı. Fakat burada Sayın Cumhurbaşkanımız bu kısa çalışmanın bizim sektör tarafından böyle dile getirmesiyle birlikte hakikaten kendi aralarındaki istişare ederek bütün sektörleri kapsayacağını, Nisan ayı, Mayıs, Haziran aylarıyla ilgili zaten bununla ilgili bütün ülkeyi takip ettiklerini söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ondan sonra bu müjdeli haberi bütün sektörler için, yani burada biz sadece turizm sektörü için algılamayalım bu işi, bütün ülkedeki çalışanlarımız için müjdeli bir haber oldu bu. Çok olumlu bir haber oldu. Bu bizi Haziran sonuna kadar hem sezonu başlatma açısından hem sezonu görme açısından bizim sektör açısından değerlendirdiğimizde konakları bu sektör için çok büyük avantajımız oldu. Çok çalışanlarımıza, turizm çalışanlarımıza çok müjdeli bir haber oldu. Hem bayramda. Sururi Bey, doğru anlıyorum değil mi? Siz Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken kısa çalışma ödeneğini gündeme getirdiğinizde kendileri söylediler zaten bütün sektörleri kapsayacak diye. Sizin sorunuz üzerine istişaresi olmadı değil mi? Hayır. Öyle demek istemiyorum. Biz kısa çalışma ile ilgili yorumlarımızı yaptığımızda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız ve Bakanlar Kurulu bunu bütün sektörler adına ilan edelim dediler. Ondan sonra bütün sektörleri kaplayacak şekilde söyledi. Yani talimat sizin görüşmeniz sırasında geldi öyle mi Maliye Bakanlığı'na? Efendim buyurun bir daha alayım. Yani talimat, uzatma talimatı sizin görüşmeniz sırasında geldi. Doğru anlıyorum değil mi Sayın Maliye Bakanı'na?
Bizim toplantımızda biz kısa çalışmayla bizim kendi personelimizin durumuyla ilgili görüşleri arz ettik. Ondan sonra bu kararı aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün sektörler için alalım dedi. Yani dolayısıyla sizin görüşmeniz sırasında alındı karar. Tabii. Anlıyorum. Ama zaten anladığım kadarıyla Bakanlar Kurulumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu olayı yakından takip ediyor. Zaten malumunuz, bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinde Haziran ayının sonuna kadar bu opsiyonluydu. 31 Mart'ta bitmişti. Diğer sektörleri kapsayacak şekilde açıklandı. Çok müjdeli haber oldu. Bütün sektörlerde çalışanlarımıza, Türkiye'deki, ülkedeki çalışanlara hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Firuz Başkan da söyledi. KDV'nin uzaması gündeme geldi. Onunla ilgili kararı biz söyledik, beyan ettik hemen. Onunla ilgili karar aldık. Bu arada geçen seneden olan diğer, biraz önce siz sordunuz Firuz Başkanıma, ben siz sormadan söyleyeyim. Genel turizmin maliyetleriyle ilgili, ondan sonra bankalarla ilgili, ondan sonra sektöre sağlanan kamu borçları ile ilgili, bunlar artık Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek şeyler. Biz sadece bunların şeylerini izah ettik kendisine, ihtiyaçlarını izah ettik kendilerine. Onlar da bunları toplantılar sonucunda herhalde peyderpey alacaklardır diye tahmin ediyorum. Ama biz Türk turizmcisi olarak, Firuz Başkan da söyledi, İnşallah vaka sayılarımızın düşmesiyle, aşılamanın da hızlı bir şekilde ülke geneline yayılmasıyla birlikte Haziran ayında başladığımız takdirde zaten bunlara gerek kalmayacak hiçbirine. Herkes yoluna devam edecek, normal çalışmasına devam edecek, KDV'sini ödeyecek, ondan sonra banka borçlarını ödeyecek. Bir turizm ayağa kalktan zaten bunlar yerine gelecektir diye düşünüyorum Aşıl Bey. Sururi Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli görüşler için. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Piyasalardaki satışlar biraz daha sertleşti şu sıralarda. Amerikan piyasalarının da işleme başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1326 puan seviyesine kadar geriledi. Satışlar sanayi sektörü üzerinde bir miktar daha ağırlaştı. Şu anda sanayi endeksi %3.8 aşağıda. Küçük hisselere baktığımızda %3.3'ler civarında geri çekilme olduğunu görüyoruz tüm endeks üzerinde. Dolayısıyla aslında biraz daha küçüklere ve sanayiye odaklanmış satışın ön planda olduğunu söyleyelim. Bankacılık tarafı nispeten %2.1'ler civarında geride. BIST 30 tarafındaki belli başlı hisselerde de biraz daha mutedil seyir görüyoruz. Ancak genele yayılmış bir satış dalgası var. Bizde tablo böyleyken dönelim, buradan gidelim. New York'ta başlangıç rakamları nasıl bekleniyor? Bir parça onu soralım. Melike Ayhan bizleri bekliyor orada. Teşekkürler Açıl. Bugün de kıpkırmızı bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünkü kadar olmasa da ve bir önceki gün, ama yine de üçüncü günde de satışlara yöneliyor ABD borsaları. Üç endekste de satış var ve dünden beri biz bilanço raporlarını, karlılık rakamlarını da alıyoruz dönem itibariyle, sezon itibariyle ve Netflix de hayal kırıklığı uğrattı. Çünkü her ne kadar kullanıcı sayısında artış varsa da beklenen ve öngörülen kadar artmadığının farkına varıyoruz. Özellikle analistler bunun üzerine düşmüş durumda. Bir yandan da tabii Covid-19'un da etkisi oldu. Çünkü yavaşlayan film çekimleri ve onunla birlikte Disney'in de kendisinden aldığı bir takım filmler. Bu Netflix. Bir yandan da Apple. Apple hala bugün de konuşuluyor. Nedir? Apple'ın yeni ürünleri. Özellikle iPad Pro ve yeni yeni televizyonu, Apple TV'si ve bir yandan da yeni telefonlar. Fakat inovasyon eksikliği hala analistlerin altını çizdiği bir konu. Renkler farklı, yeni çip, M1 çipleri olsa da. İşte bütün bunlarla birlikte Apple'ın hissesi de karışık bir yerdeyken biz gelelim Johnson & Johnson. Avrupa'da tekrar aşının başlatılması, ABD'de sorular özellikle hala gündemdeyken etkili olmadı. Bir yandan da aşı olan talebin ABD'de biraz daha azaldığını görüyoruz. Bunun ulaşımla, aşıya erişimle alakalı olduğunu söylüyor uzmanlar. Bir yandan da yine bugün Fed'in varlık alımını 2023'e kadar değiştirmeyeceğine dair eski bir Beyaz Saray ekonomistinin yorumları gündemi oluşturuyor. Altın, gümüş yemyeşildeyken petrol de
kırmızıdı. Bir yandan da tabii ABD'nin gündemi Derek Chauvin'in George Floyd davası gündemi oluşturuyordu. ABD ekonomisinde ise haber eksikliği var. Neden? Ekonomik veri eksikliği nedeniyle, ama yarından itibaren PMI, imalat ve konut sektörüyle ilgili verileri elimize alıyor olacağız diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkür ediyoruz sana ve tarım editörümüz İrfan Donat şimdi bizlerle birlikte. Aslında İrfan hoş geldin. Hoş bulduk açalım. Önce Gıda Komitesi tavsiyesini veriyor. Sonrasında Ulusal Süt Konseyi burada toplanıyor. Bir karar veriyor ve bir referans fiyat oluşuyor. Tavsiye niteliği taşıyan bir referans fiyat. Daha önce açıklanan referans fiyatla piyasada oluşan arasında ciddi bir makas vardı. Şimdi kapandı mı bu önerilen artış oranıyla beraber? Çiftçi tarafından baktığımız zaman çok kapandı diyemeyiz. Maliyetleri hesaba kattığımız zaman çiğ sütten bahsediyoruz bu arada. Ulusal Süt Konseyi dediğin gibi dün akşam referans fiyatı açıkladı. Ama Gıda Komitesi'nin kararını aslında deklare ediyor mevcut sistemde. Yalnız bir şey var Açıl. Daha önceki toplantıdan çıkan sonuçlardan farklı bir sistem bu sefer uygulanıyor. Çünkü daha önce Ulusal Süt Konseyi toplanırdı ve tek bir referans fiyat açıklanırdı. Yani %3.6'lık bir yağ, %3.2'lik bir protein oranı baz alınarak tek referans fiyatı açıklandı. Bu sefer 3 farklı referans fiyatı açıklandı. Çünkü sütün kalitesi sınıflandırılmış. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye. Aslında bu önemli bir şey. Yani 2 tane üreticiyiz. Sen çok kaliteli süt üretiyorsun. Ben seninki kadar kalitede üretmiyorum ama aynı neredeyse fiyatla biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o nitelendirme bence önemli. Bir diğer noktada 6 ayda bir açıklanırdı, toplanılır ve açıklanılırdı ki bazen 6 ay bile toplanmazdı. 1 yıla yakın olduğunu hatırlıyoruz. Geçen sene 13 ay boyunca çiğ süt fiyatı değişmemişti. Şimdiki toplantıda Mayıs ve Haziran aylarını baz alacak şekilde bir fiyat politikası belirlendi. Çünkü biz Tarım Analiz programında da sektör paydaşlarıyla konuştuğumuz zaman girdi maliyetler, yem bazlı konuşuyorum, hızlı artışa karşın 6 ayda bir fiyat revizyonunun bir karşılığının olmadığını ve sürdürülebilir olmadığını üretici, çiğ süt üreticisi tarafında konuşuyorduk. Sanırım bakanlık bunu biraz daha dikkate almış. 2 aylık bir fiyat belirlemiş ki Haziran sonunda tekrar bir toplanılıp fiyat artışı olabilecek. Peki ne oldu dün akşam? 2 lira 80 kuruştu litre başına referans fiyat. 2 lira 90 kuruşa çıktı. Yaklaşık %3.5'lık bir zamdan bahsediyoruz. Yılbaşından bu yanaki fiyat hareketi. Ama yılbaşından bu yana yem maliyetleri başta olmak üzere %12'lik bir artış var. Yani aslında maliyetlere baktığımız zaman mevcut fiyat zaten üreticinin beklentisinin çok altında. Üretici burada daha ziyade 3 lira 10 kuruş, 15 kuruştan aşağı olmamak üzere bir fiyat belirliyordu. 2.90'da karşılaştı. Destekleme, bu işin bir parçası destekleme primi. Orada da 30 kuruş zaten halihazırda verilen bir prim miktarıydı. Mayıs ve Haziran içinde yine 30 kuruş olarak açıklandı. Peki şimdi üretici tarafının görüşünü biraz daha detaylıca almak için TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu bizlerle birlikte. Sencer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasıl değerlendirdiniz buradaki artışı ve aslında tabii uygulananla gerçekleşen arasındaki fark, daha doğrusu referansla gerçekleşen fiyat arasındaki makas nasıl şekillenir, nasıl yorumlanabilir? Şöyle yani esasında demin İrfan Bey'in değindiği olay çok önemli. Yani ana üretimin devam etmesi için maliyet kalemi yemdir. Ve bu yemle sütün bir paritesi vardır. Bütün dünyada bu böyle yapılır. Dolayısıyla biz bu pariteyi gözetmediğimiz sürece üretimde istikrarı yakalamamız ne yazık ki mümkün değil. Dün gelen fiyat artışı çok düşüktü. Kesinlikle en az %15 mertebesinde bir artış olması gerekiyordu. Çünkü üretici ne yazık ki neredeyse son 2 yıldır hep zararına üretiyor. Bu iki türlü zarar veriyor bize. Bir, köyden kente göçün artması ve üretimin azalması. Dolayısıyla üretimin azalması da uzun vadede fiyatların yeniden artması, yani yeniden gıda enflasyonuna, enflasyonist bir ortam yaratması bekleniyor. Ama sevindirici bir tarafı da demin İrfan Bey'in bahsettiği gibi kalite bazlı bir fiyatlandırma yapılacak. Yani her süt aynı süt değil olarak bakılacak ama oradaki kriterler ve fiyatlar ne yazık ki biraz talihsiz belirlenmiş. Şöyle ki şu anda verilen fiyatlar, İrfan Bey söyledi, 2 lira 90 kuruş
A sınıfı süte verilirken C sınıfı süt dediğimiz en düşük kaliteli yağ ve protein açısından en düşük kaliteliye 2.80 fiyat verilmiş. Ama sütün kalitesini veya içindeki yağ ve proteini arttırmak için yaptığınız ek beslemenin maliyeti bu aradaki fiyat farkını karşılamıyor. Hal böyle olunca şu anda bakanlığın, daha doğrusu bakanlık da değil, gıda komitesinin çıkarttığı bu fiyatta bize verilen talimat mümkün olduğunca kalitesiz üretim yapın ki kâr edebilesiniz gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Bu aslında yağ, krema, tereyağı fiyatları gözetilerek kalitedeki artışlara piyasadaki bunun karşılığına gelen ürünlerin fiyatı endekslenerek yapılması gerekiyordu ve kalite dediğimiz, A sınıfı kalite dediğimiz şu anda Avrupa Birliği'nde C sınıfı bile olmuyor. Kaliteyi de belirlerken biraz daha çiftçileri kaliteli üretime teşvik edecek bir fiyat ve ona göre hedeflerle donatmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Sencer Bey, ben de bir şey merak ediyorum. Şimdi bazı ürünlerde bunu zaman zaman konuşuyoruz. Kuru soğan patateste mesela talep düşük deniliyordu. Süt için de benzer dönemlerde bu söyleniyor ama bir taraftan da bakıyoruz, hem kurun ihracat tarafında elimizi güçlendiren tarafı, hem süt tozu piyasasındaki gelişmeler ve bazı ithalatçı ülkelerdeki talep, biz bu enstrümanı ihracat tarafını kullanamaz mıyız süt tarafında? Çok güzel bir noktaya değindiniz İrfan Bey. Ben şimdi yayına girmeden önce bir daha fiyatları kontrol ettim. Şu anda Oceania tarafında, yani Yeni Zelanda, Avustralya gibi 3.400 dolarlara geldi fiyat. Avrupa'da daha 2.900 dolarlarda. Türkiye'de bizim şu anda sütü toza çevirip yurt dışına ihraç etmemiz acayip cazip bir hal almış durumda. Yani özellikle regülatör görevi gören Et Süt Kurumu'nun et ithalatında fiyatı baskılamak için yazdığı görev zararını süt tarafında da esasında kar ederek telafi etmesi şu dönem söz konusu. Dün akşamki yaptığımız konsey toplantısında da bu konuya değinildi. Şu anda devlet süt tozu tarafında sınırsız bir alım garantisi veriyor. Yani sütün piyasada fazla olması diye bir şey şu aşamada söz konusu olmayacak. Türkiye için de markalaşmak için, Türkiye'nin süt tozunu yurt dışına pazarlamak için adeta bir fırsat şu anda. Süremizin sonuna geldik ama çok kısaca 2.90 olarak dün açıklanan, 2.80'den 10 kuruş artarak 2.90 olan çiğ süt fiyatında şu anda girdiler hesaplarında olması gereken çiftçinin beklentisine kadar rakam? 3 lira 50 kuruş İrfan Bey. Aslında olması prim gereken dahil mi? Prim, yani primden kastımız devlet desteği dahil olarak biz 3 lira 50 kuruş. 3 lira 50 kuruş olduğu zaman kaliteli bir süt üretmek için gerekli ham maddeleri alma fırsatı bulup bir refah seviyesi sağlayabilecektir çiftçi. Bunun altındaki her fiyat bir yerden taviz vermeye gerektirecektir. Sencer Bey, çok çok teşekkür ediyoruz size. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için bugün. İrfan, sana da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Önemli bir konuydu. Biz de gündeme taşıdık. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Piyasadaki satışlar Amerikan endekslerinin de başlamasıyla birlikte bir miktar daha sertleşti. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'da %3,5'un üzerinde kayıplar söz konusu. Sanayi endeksteki kayıplarsa %5,5'a yaklaşıyor. Şu an itibariyle dönüp baktığımızda endekste şu anda artıda kalmayı başaran sadece 3 hisse senedi var. 97 hissenin ekside işlem gördüğünün altını çizmiş olalım. Bankalardaki satışlar sanayi endeksin kabaca yarısında ama tüm endeks hisselerine baktığımızda da, yani küçük hisselere baktığımızda da kayıpların %4,2'lere kadar geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla satışlar dediğimiz gibi Amerikan seansıyla birlikte daha da ağırlaşmış durumda. Tera yatırıma gidiyoruz. Enver Erkan bizleri bekliyor orada. Enver, özellikle son yarım saat içerisinde Amerikan seansına başladıktan sonra daha da sertleşti satışlar. Ağırlık tek bir hesap üzerinden gibi görünüyordu ama şimdi biraz daha yaygınlaşıyor mu, ne dersin? Genel itibariyle tabii açılış şu an hani baktığımızda biraz tabii globalde düşen risk iştahının etkisi var bunda. Çünkü hani ekonomik veri gündemi eksikliği içerisinde biraz
küresel çapta artan Covid vakaları ekonomik toparlanmaya bir antitez oluşturur mu endişesini şu an küresel çapta fiyatlamalara konu olduğunu görüyoruz. Ve burada tabii boğa piyasası görüntüsü sürse de biraz bir ivme kaybı söz konusu ve kısa vadeli trend açısından da bir düzeltme ihtimali olabilir. Tabii bilanço dönemi içerisinde olunduğundan dolayı yurt dışında özellikle teknoloji devlerinin finansalları da burada kısa vadeli fiyatlamalara etki olacaktır. Bizdeki durum ise tabii biraz daha karmaşık görünüyor. Doların da tabii gün içerisinde bir yükselişi var. Dolar TL kurunum yani TL bir negatif ayrışım içerisinde. Bunda tabii ki ana faktör öngörülemezlik konusu. Ve Merkez Bankası'nın muhtemelen bundan sonraki aşamada daha fazla güvercinleşecek olması. Buna zaten referans oluşturan etmen geçen haftaki politika açıklamasındaki nüans değişikliği. Diğer taraftan tabii burada tepe seviyesinden gerçekleşen düzeltme aşaması endeks açısından şu anda 1300 bandını bir destek noktası haline doğru getirmiş durumda. Şu an bu destek noktasına çok yakın bir fiyatlama içerisinde oluyoruz. Diğer taraftan yabancı satma davranışını sürdürüyor ve makro politikalar noktasında daha çok belirsizlik söz konusu. Yerli yatırımcı halka arzlara ağırlık vermiş durumda ve bu hafta tabii 3 tane büyük halka arzın olması ve bunların çakışan tarihlerde olması itibariyle yatırımcının bu yeni halka arzlara girme noktasında da ellerindeki hisse pozisyonlarını boşaltması, satışa geçmesi ve bir kaynak oluşturma çabası söz konusu. Dolayısıyla bu yakın dönem içerisinde düzeltme riskleri borsa fiyatlamaları açısından söz konusu olabilir. Sonraki aşama tabii daha geniş vadede faizlerin düşmesi, ekonomik açılma ve aşılama süreci, ucuzluk konsepti olabilir. Çünkü tabii fiyatlar düştükçe değerlemeler de düşüyor ve bu noktada özellikle banka hisseleri açısından da bir ucuzluk konsepti olacaktır. Ama tabii şu anda prim yapmanın önüne geçen faktörler olduğundan dolayı bu ucuzluk bir noktada kalıcı ucuzluk riskine de erişebilir. Tabii TL fiyatlamalarını izleyeceğiz. Kur stabil bir banttaydı. Bunun üst bandını şu anda zorluyor. İlerleyen dönem tabii hem bizim reel getiri konseptimiz açısından ki burada bir dönem sonra tabii Fed'in tapering iletişimine geçtiği bir noktada da ona uyum sağlamak gerekecek. Diğer taraftan da tabii risk algısı ve makroekonomik dengeyi ilgilendiren her faktör fiyatlandırmaya konu olabilecek bir potansiyeli taşıyor açığı. Enver Erkan, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Satışlar ağırlaştıkça BIST 30'daki hisselerin 7 tanesine devre kesici devreye girdi. Satışlar dediğimiz gibi ağır ve 23 Mart tarihine yani Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden bu yana gördüğümüz en düşük seviyeye kadar da gelmiş olduk. Borsa İstanbul'da şu an itibariyle tüm endeks %4'ün üzerinde aşağıda. Aynı zamanda diğer piyasalara da baktığımızda sanayi endeks üzerinden gelen baskının ağırlaştığını hissediyoruz. Bakalım burada tepki nereden gelecek, alım nereden görülebilecek? Kısa bir aranın ardından Gözde Kuyumcu kapanışa doğru da biraz daha detaylı olarak bu tarafı analiz etmeye çalışacak. Hoşçakalın.